Savunma sanayi asla sadece savunma sanayi değildir. Savunma sanayi ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak ekosistemin lokomotifidir. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, Kızıl Elma'ya, Milli Muharip Uçağımız Kaan'a, TCG Anadolu'ya, Hürkuş'a. Bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Türkiye'nin savunma ve teknoloji ürünleri SEDEK 2024'te Ato Kongrezyum'da bir araya geldi. Şu anda Titra standının önündeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz sistem Alpin, Türkiye'nin ilk insansız helikopteri de bu fuarda yerini aldı. Alpin'le ilgili detaylı bilgileri kıymetli konuğum aktaracak. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlker Bey, bu sistemi bize anlatır mısınız? Tabii. Alpin yaklaşık 550 kilogram kalkış ağırlığına sahip, 200 kilogram faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip bir helikopter. Havada yaklaşık olarak 9 saat görev yapabilmekte. Şu an aktif olarak operasyon bölgesinde kullanılan bir helikopter. Savunma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz bir proje kapsamında. Alpin'in geliştirilmesinde hangi noktadaydınız? Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben yazılım geliştirme ekip lideri olarak görev yapıyorum. Alpin'in geliştirilme süreci tamamen sahadaki istere yönelik gerçekleştirildi. Örneğin şu anda bir yük bırakma operasyonunda aktif olarak kullanılıyor. Altındaki bir mekanizma vasıtasıyla yük bırakma noktasına gidip mekanizmayı açıyor ve yükü teslim ediyor. Genellikle zor operasyon koşullarında kullanılıyor. Normal insanla helikopterlerin gidemediği noktalara gidip yükü bırakma görevini icra ediyor. Aynı şekilde farklı konseptlerimiz de mevcut. Gözetleme, mühimmat atma, mühimmat bırakma gibi konseptlere de sahibiz. Alttaki bir kısımdan bahsettiniz. Yükü Alpin o zaman alt kısımdan mı taşıyor? Evet, alt kısmına bağlanan bir aparat sayesinde yük bırakma bölgesine geldiğinde açıp bir halat vasıtasıyla yükü bırakabiliyor yere. Şu anda aktif olarak kullanılıyor dediniz. Alpin hangi noktayı doldurdu Türk savunma sanayisinde? Askeri arazi şartlarının zor olduğu noktalarda, insanlı helikopterlerin gidemediği şartlarda Alpin rahatlıkla otonom kabiliyeti sayesinde gidip yükü bırakabiliyor. Bu eksiği net olarak doldurabiliyoruz bu platforma. Alpin hangi tesislerde üretildi ve şu an geliştirilmeye devam edilen bir kısmı var mı? Alpin şu anda Kazan'da yeni geçtiğimiz bir yerleşim tesisimiz var, üretim tesisimiz var. Burada üretim faaliyetleri devam ediyor. Şu an halihazırda sahadan gelen dönütlere göre, kullanıcıdan gelen dönütlere göre helikopter her gün değişime uğruyor. Yerli donanım ve yazılım bize ait olduğu için bu geliştirmeleri çok rahat şekilde gerçekleştirip sahaya sunabiliyoruz bu özellikleri. Yerli ve milli ve Türk mühendisler tarafından geliştirildiği için geri dönütlere doğru o zaman eksikler kapatılmaya devam ediyor diyebiliriz. Evet, kesinlikle.
fuara SST'nin standıyla devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz sistemler birçok alanda ilk olma özelliğini tanıyor ve tabii ki de yerli ve milli olması sebebiyle oldukça önemli. Bu sistemleri yanımda kıymetli konuğum Serhat Bey anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de fuarımıza hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Biz 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte Türkiye'ye döndük ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde sensör füzyonu, yapay zeka ve radar teknolojilerinde çalışan Radarsan'ı Teknopark İstanbul'da kurduk. O günden başlayan hikayede geliştirdiğimiz yapay zeka platformuyla birlikte 3 farklı ürünümüz ortaya çıktı ve bu ürünleri sergiliyoruz. Kısaca bu ürünlerden bahsedelim o zaman, buradan başlayarak dilerseniz. Tabii. Bu ülkemizin ilk ve dünyanın aynı zamanda ilk yerli milli trafik radar sistemi ki tamamen yapay zeka temelli çalışıyor. İnsanlardan bağımsız olarak çalışan bu sistemde araçların sadece hızları değil aynı zamanda kamu güvenliği ile ilgili olarak bir sürü özellikleri, ek özellikleri var. Savunma Sanayi Başkanlığımızla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunulmuş durumda ve ülkemize katma değer oluşturan bir kendi çözümümüz, teknoloji bilgi birikimimiz olarak hizmete girmiş vaziyette. Hemen şunu sormak istiyorum. Bu yerli ve ilk dedik ülkemiz için özellikle önceden farklı ülkelerden aldığımız sistemler mi kullanılıyordu? Ve data depolanması açısından neler söylersiniz? Ben oldukça önemli buldum çünkü şu an sizin anlattıklarınız kadarıyla. Sistemler daha önce tabii ithal edilen sistemler vardı ama artık savunma sanayimizin de öncülüğünde teknoloji bilgi birikiminin tamamının Türkiye'de kaldığı ve farklı projelerde de kullanılabilecek Ar-Ge'si de burada yapılan bir sisteme dönüşmüş oldu. Dolayısıyla bu bilgi birikim ve teknoloji blokları aslında bizim farklı farklı ürünler yapmamızı da vesile kılmış oldu. Önceden bu plakalar ithal ürün olduğu için aslında bilgiler de öbür tarafa gönderiliyordu. Şu an kendi ülkemizin içinde de kalacak gibi mi? Diğer sistemlerde plaka okumalar yoktu. O yüzden plaka verileri gitmiyordu. Fakat şu andaki en kritik şey bunların hepsi yapılıyor. Ve ürünümüz itibariyle de her şey ülkemizin güvenlik tarafında kalmış oluyor. İkinci ürünümüze geçelim o zaman dilerseniz. Bundan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. İHA'ların kırsalda yaptığı fonksiyonun bir benzerini şehir merkezlerinde yapıyor. Şehirlerde kendi üzerindeki yine yazılımlarla birlikte her şeyi üzerinde yapıp sonuçlarını ilgili güvenlik birimlerimize gönderiyor. Ve onlar faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Yine Türk mühendisler tarafından mı geliştirildi peki? Tabii ki tamamen. Ürünlerin zaten en kıymetli yönü söylediğim gibi bu platform projesi. Yapay zeka platformu. Radarsan'ın yapay zeka platformu. Bu platformdan farklı farklı ürünler geliştiriyoruz. Az önce sordunuz ya her şey Türkiye'de mi, burada mı ve önemi ne? Önemi bizim için bu. Aslında biz kritik bileşenlerin hepsini Türkiye'de üretiyoruz. Ar-Ge'sinin hepsini burada yaptık ve bu sayede de Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan teknolojik ürün deneyim belgesi aldık. Yani Kuluçka merkezinde Teknopark'ta bir kişi başlayan bu hikaye bugün birçok insanın çalıştığı, teknoloji bilgi birikiminin tamamının ülkede kaldığı, aynı zamanda da dışa bağımlılığını sona erdirdiği ve ihracat anlamında da şu andaki orta vadeli program çerçevesinde en önemli hususumuz aslında katma değerli ürünlerin ihracatını yapabilmek. Bu ürün onu yoğunlaştı. Bu projenin bizim için önemi bu zaten. Ben de onu soracaktım, ihraç ediliyor mu diye. Siz de tam o noktaya aslında parmak bastınız. Evet, ihracatla ilgili çalışmalarımız başladı. Devam ediyor ve yapılan yerler var. İnşallah yakın zaman içerisinde çok daha farklı ülkelerde görüyor olacağız. Arkada bir motor görüyorum. Bundan da biraz bahseder misiniz? Bu iki sistem ne işe yarıyor bu noktada? Tabii. Aslında gördüğünüz proje dijital üretim konsepti altında yaptığımız çalışmanın bir ürünü. Dünyanın en büyük otomotiv üretisinde Japon Otomotiv Devi ile 2018 yılından beri çalışıyoruz. Aslında yapay zeka ihracatı yaptık bu anlamda projelerde ve bunun arkasından sivilde öğrendiğimiz, daha doğrusu sanayide öğrendiğimiz şeyleri bir taraftan da savunma sanayine yansıtıyoruz. Bu projelerin kritik hususlarından biri de sivil ve savunma arasında bilgi paylaşımının ve teknoloji bilgi birikiminin aktarılmasını sağlıyor. Ki Savunma Sanayi Başkanlığımız da özellikle son zamanlarda bunu çok önemsiyor. Savunmadaki ürünlerin sivil tarafa geçmesi, sivildeki tecrübenin bu tarafa geçmesi çok kıymetli. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Biz
Türkiye olarak son 20-22 yılda savunma sanayinde çok güzel ürünler geliştiriyoruz ve geliştirdiğimiz ürünlerin artık seri üretimleri artıyor. Seri üretim esnasında insan kaynaklı hataları minimize etmek en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Çünkü sahaya giden ürünün çalıştığından, doğru çalıştığından emin olmaya çalışıyoruz. Bu sistemleri dediğim gibi Japon otomotiv üreticisiyle dünyanın en büyüğüyle başladık. Şimdi savunma sanayindeki firmalarımızla birlikte kurguluyoruz. Bunda hata, eğer bir hata varsa seri üretim montaj hattında içeride çıkmadan yakalamak. Dolayısıyla sahaya bunu asla yansıtmamak ilk öncelik. İkinci öncelik, özellikle entegre lojistik destek maliyetleri deniliyor bizim tarafta. Sahaya eğer bir hatalı ürün giderse onu düzeltmek için çok ciddi bir kaynak ayırmanız gerekiyor. Üçüncü öncelikte aslında ürünlerin hepsi ihracata giden ürünler. Savunmadaki şu anda en önemli önceliklerimizden biri de bu. Made in Türkiye ile gidiyor. Made in Türkiye ile gittiği için orada ürünlerin marka algısı ve ülkemize ihracat tarafından baktığınızda çok ciddi bir katma değeri var. Biz marka algımızı da Made in Türkiye algısında ki İHA'larımızda, SİHA'larımızda bunu çok güzel başardık ve tüm dünyaya anlatıyoruz. Yakın zaman önce de çok güzel bir örneği oldu. Bunun gibi her giden ürünün güvenliğini ve Made in Türkiye algısını sağlamakla ilgili. Yani ona pozitif katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Tabii bir taraftan da bu tür sistemlerin hepsi bizler için yeni teknolojiler, bilgi birikimlerinin ortaya çıkması ve geleceğe yönelik biz hep onu söylüyoruz. Yaptığımız her şey çocuklarımıza miras kalacak. Biz çok geçmişimizden aldık bunu. Yani aslında tabii birinelere kadar giden bir süreci var bu işin. Oralardan başladık. Onları aldık. Şimdi son 20-22 yılda bambaşka bir yere getirdik. Bundan sonra da inşallah gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bu işi çok güzel bir biçimde aktarmayı planlıyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Hata tespiti nasıl oluyor? Ne kadar sürede oluyor? Ve bu gördüğümüz motor şu anda kullandığımız bir ürünün motoru mu? Evet, aslında bu Altay tankımızın motoru. Ama dediğim gibi çok yakın zaman içerisinde başka başka yerli ve milli sistemlerin hepsinde bunları görmeye başlayacağız. İnsan doğal olarak montajı yaptıktan sonra montajda çalışan operatörlerimiz bazı şeyleri gözden kaçırmamız normal. Bu tür sistemler ilgili üretilen sistemin etrafında dolaşarak yapay zeka ile birlikte size doğru yapılıp yapılmadığının hepsini oluşturup fotoğraflayıp kanıt olarak da size bir izlenebilirlik sistemi kuruyor. Bu da çok önemli. Yani ürünün soy ağacını çıkarmış oluyorsunuz. Sahaya gitti, üründe problem var denildiğinde yaptığınız tek şey seri numarasını verin, alıyorsunuz. Tüm üretim soy ağacını görüyorsunuz, kanıtlarıyla birlikte görüyorsunuz. Size en sonunda doğal olarak hayır, bu üründe bir sorun yoktu. Özellikle ihracatta o Made in Türkiye için bu çok kıymetli oluyor. Esetron'un standıyla etkinliği gezmeye devam ediyoruz. Burada birden çok ürün görüyoruz aslında. Bu ürünleri anlatması için şu an yanımda kıymetli bir konuğum var. Mete Bey bize anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Kendinizden bahseder misiniz rica ederim? Mete Temel, Esetron firmasında iş geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Hafif sınıf insansız kara araçları üzerine daha çok şu anda çalışıyoruz. Bu ürünlerimiz şu anda askerimizin ve polisimizin envanterinde bulunmakta ve 3 senedir aktif olarak görevlerde kullanıyorlar. Özel kuvvetler, jandarma, polis, komandolarımız hepsi şu anda bu ürünlere sahipler ve hepsi şu an aktif olarak özellikle Güneydoğu bölgesinde ve sınır otobüsü operasyonlarda ürünlerimizi aktif olarak kullanabiliyorlar. Evet, evet, dilerseniz şuradan başlayarak bize biraz anlatın. GECO insansız kara aracımız şu an Türkiye'deki en hafif insansız kara aracı. 1,5 kilogram ağırlığında ve atılabilir bir insansız kara aracı. GECO hem hafif olması sebebiyle hem de üzerindeki bulunan yüksek çözünürlüklü kameraları ve aydınlatma sistemleri sayesinde kapalı mekanlarda, mağaralarda, mağara girişlerinde farklı operasyonlarda kullanılabiliyor. Hem polisimiz hem de askerimiz şu an aktif olarak yine görevlerde kullanıyorlar. Hem kendi tekerlek yapısının esnekliği hem de gövdesinin sağlamlığı sayesinde 6 metre düşeyde, 20 metrede yatayda biz bunları aktif olarak atıp görevlerde kullanabiliyoruz. Onun dışında
Komodo insansız kar aracımız var. Komodo insansız kar aracımız Gecko'nun biraz daha büyüğü, 4 tekerlekli ve paletli versiyonu. Üzerine farklı faydalıklar entegre ederek daha farklı özellikler kazandırabildiğimiz, kabloyla beraber kullanabildiğimiz, üzerine GPS'i sayesinde yer otonom özellikler kazandırdığımız bir sistemimiz. İhtiyaca göre entegre edilebiliyor yani. Evet. İhtiyaca göre üzerine herhangi bir yeni sistem, optik zoomlu farklı kamera sistemleri ekleyebiliyoruz. 9 mm silah ateşleyebilen sistem entegre edebiliyoruz. Termal kamera entegre edebiliyoruz. Haritalama sistemi, yani 2D, 3D harita çıkartabilen sistemleri entegre edebiliyoruz. Ya da kullanıcının ihtiyaçları varsa bunun adına aktarabiliyoruz, hazırlayabiliyoruz. Kamera sistemlerini de gördük. Onlar da yine aynı şekilde Türk mühendisler tarafından mı geliştirildi? Ürünlerimizin hepsinde mekanik, elektronik ve yazılım dizaynlarının hepsi bize ait. Tamamen firmamız bünyesinde geliştiriliyor. Hiçbir şekilde yabancı bir unsur bu konularda kullanmıyoruz. Sadece tabii ki belli başlı bileşenler elbette yabancı sektörden alınıyor mu? Onunla da yine millileştirmeye özen gösteriyoruz mümkün olduğunca. Aynı zamanda dediğiniz gibi kamera sistemlerimiz var. Farklı olarak da kamikaze insansız kar aracımız mevcut. Kamikaze insansız kar aracımızda 13 kilogram ağırlığında ancak kendisi 30 kilogramdan fazla patlayıcı taşıyabiliyor. Uzaktan kontrolle beraber patlayıcıları uzaktan infilak ettirebiliyoruz. Bu sayede kapalı mekanları ya da mağaraların içlerinde bir patlama yaratıp askerlerimize, polislerimize öncü bir kuvvet olarak konuşlandırabiliyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz keşif gözetleme görevlerinde de kullanıldığı için uzun süreli kendilerini riske atmadan kendi güvenliklerini sağlayacak nöbetçi göz olarak ya da öncü göz olarak aktif olarak kullanabiliyorlar bölgede. Aslında titizlikle her koşul düşünülmüş diyebiliriz. İlk gösterdiğiniz sistemler düşük ağırlıklı olması sebebiyle çok da önemli geldi bana. Ne zamandan beri envanterdeler peki? Şu an için aktif olarak 3 senedir envanterde kullanılıyorlar. Bundan öncesinde 1-3 senede tabii ki bir deneme süreçlerimiz oldu. Biz bu ürünleri askerlerimize, polislerimize verdik. Onlar denediler, eksiklerini bize söylediler. Onlardan gelen geri dönüşlerle biz ürünlerimizi geliştirdik, daha da ileriye taşıdık. Yeni prototipler ürettik, farklı ürünler çıkartmaya çalıştık. O ürünlerle beraber son hallerine şu anda geldiler. Ve aktif olarak dediğiniz gibi 3 senedir operasyonlarda bir fiil ciddi şekilde destek sağlıyorlar bizim kuvvetlerimize. Son olarak nerelerde şu an hani kullanıldı, bunu da öğrenebilir miyim? Mesela hangi sistem yerleştirildi üzerine? Sistemler şu anda bahsettiğim sistemlerin, yani ek sistemlerin hepsi şu an aktif olarak görevde kullanılıyor. Gecko, Komodo, Kamikaze, yılan kameramız, çubuk kameramız, bunların hepsi Kuzey Irak'ta, Suriye operasyonlarında, Hendek operasyonlarında, Ağrı Doğu Beyazıt'ta jandarmamızla beraber yapılan operasyonlarda, terörist baskınlarında TEM'le beraber mesela polislerimizle beraber çalışıyoruz, istihbaratla, polis özel harekatla çalışıyoruz. Onlara verdiğimiz ürünler aktif olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda çubuk kameramız ve yılan kameramızı biz deprem bölgesinde de insanlarımızı kurtarmak için bir fiil kendim de katıldım operasyonlara. Oralara da gönderdik ve oralarda da insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştık. Çok hassas mikrofonları olduğu için, çok yüksek düzeyde gece görüş özellikleri olduğu için bunları enkaz altında ya da mağara içlerinde biz kullandırıyoruz ya da kendimiz de kullanıyoruz ki hem insanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz hem de askerimize, polisimize dediğim gibi bir öncü göz yaratmış oluyoruz. Oldukça önemli aslında. Elbette tabii bir daha böyle felaketler yaşamamayı umuyoruz. Ancak o bölgede kullanılması da işlevini bir kez daha yinelemiş oldu. Tam olarak nasıl kullanıldı bunu da öğrenebilir miyim? Aktif olarak üzerlerindeki gece görüş özellikleri sayesinde enkaz altlarına, insanların ulaşamayacağı yerlere çok aktif bir şekilde gönderilerek bunlar kullanılabildi. Hem de üzerlerindeki çok hassas mikrofonlarla 2-3 kat aşağıda, enkazın 2-3 kat altında kalan insanların çok ufak, hani sağa sola dokundurdukları tıkırtıları bile duyabilecek kadar hassas olduğu için insanların yerlerini tespit etmekte AFAD görevlilerine biz yardımcı olmaya çalıştık mümkün olduğunca. Onun dışında da yine bahsettiğim gibi, daha doğrusu sizin bahsettiğiniz gibi bunların hafif olması da çok büyük bir avantaj. Hafif olduğu için askerlerimiz, polisimiz bir yerden bir yere intikal ederken bazen yürüyerek gitmek zorunda kalıyorlar. 8 kilometre, 10 kilometre belki daha fazla yürümek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle de hafif sınıf insansız kar araçları çok önemli bir durumda.
Çantalarıyla beraber 10 kilonun altında bir ağırlıkla biz bunları sağladığımız için kendileri rahatlıkla sırt çantalarıyla beraber bu ürünleri taşıyıp aktif olarak bölgelerde görev yapabiliyorlar ve yanlarında kendilerine bir güvence taşımış oluyorlar aslında. Arkamda görmüş olduğunuz CNC frezeler tamamen yerli ve milli olarak oluşturuluyor ve üretimine devam ediyor. Geontech firmasının standının önündeyiz şu anda ve bu 3 eksen CNC frezelerle ilgili yanımdaki kıymetli konuğum bana bilgi verecek. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Kendinizden biraz bahseder misiniz öncelikle? Tabii ki. Biz Geontech firmasıyız. 2019 yılında kurulduk. Bir yıllık bir Ar-Ge aşamasından sonra makinelerimizin üretimine başladık. Şu an yerli ve milli olarak 3 eksen masaüstü CNC frezelerin üretimindeyiz. Bunlar genel itibariyle plastik, ahşap, PCB kazımı olsun, bunlar üzerinde herhangi bir 3 eksen üzerinde işlemlerin hepsini yapabiliyor. Bu şekilde de Ar-Ge süreçlerimizde de geliştirmeye de devam ediyoruz. Buradan sırasıyla bakalım isterseniz. Öncelikle buradan başlayarak biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Bu makinemizi yeni çıkarttık. Bu makine mini power dediğimiz olduğumuz makinemizdir. Bu makinemizde de aynı şekilde gene ahşap olsun, PCB olsun, plastik ürünler olsun, bunların işlenmesinde gayet başarılıdır. Motorları 450 watt gücünde, ortalama 27 bin devir gücü vardır. Yan tarafındaki makinem Pro cihazım. Bu cihazım zaten ilk makinalarımdan. Bunların daha üst segmenti bir cihazdır. Bu makinede alüminyum, metal olarak daha ağırlıklı olarak yüksek segmentte görev verir. Nerelerde kullanılıyor peki? Makinelerim genel itibariyle ortalama hemen hemen her yere hükmedebiliyorum. Evde de atölye tarzında kurmak isteyenlere de hitap edebiliyorum. Veyahut da fabrikalarda Ar-Ge süreçlerinde, Ar-Ge süreçlerini yönetmek için firmalar burada da kullanabiliyorlar. O yüzden dolayı herhangi bir şurada kullanırım diye doğru noktası aslında yok. Birçok alanda kullanılabilir. Evet, doğrudur. Diğerine de geçelim isterseniz. Diğer makinem de Silent modelim. Bu makinem de yeni çıktı. Üzerinde 400 wattlık bir spindle motoru mevcuttur. 12 bin devir civarıdır. Bununla sert materyallere herhangi bir işlem yapamazsınız. Ama ahşap, plastik üzerinde PCB kazımı olsun, bunlar üzerinde her türlü işlemi yapabiliriz. Önünde gördüğümüz parçalar var. Bunlar Bunlar alüminyum parçalarımdır. Kendisi pirinç parçalarım bunlar. PCB kart yolu, devre kartları filan işleyebilir. Dediğim gibi sert materyallerimi Pro cihazım işler. Diğer yumuşak materyallerimi diğer iki cihazım işler. Aktif olarak kullanılıyor ve talep de var diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerini yerinde uzmanların ağzından dinledik. Bir sonraki Teknokalkan'da yeniden görüşmek üzere. Ben Özgenur İlbey. Teknokalkan'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Savunma sanayi asla sadece savunma sanayi değildir. Savunma sanayi, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak ekosistemin lokomotifidir. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, Kızıl Elma'ya, Milli Muharip Uçağımız Kaan'a, TCG Anadolu'ya, Hürkuş'a. Bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum.